İstanbul'dan önemli bir haberle devam ediyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın işbirliğiyle Bilim ve Sanat Vakfı tarafından merakla beklenen sözlü tarih araştırmaları projesi tamamlandı. Alanında uzman isimlerin imzası olan projede amaçlanansa sözlü tarih birikiminin gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılması. Teorik olarak temelleri 2003 yılında atılan Sözlü Tarih Araştırmaları Projesi'nin sonuna gelindi. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın işbirliğiyle Bilim ve Sanat Vakfı tarafından Söz Uçmadan sloganıyla hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı yapıldı. Projeyle birlikte sözlü tarih birikiminin gelecek kuşaklara doğru ve sistematik bir şekilde aktarılması için bir zemin oluşturuldu. Sözlü tarih bir tarih araştırma yöntemi. Özellikle de gündelik yaşamları öğrenmenin en iyi yollarından biri. Çünkü tarihçiler daha çok belgeler üzerinde çalışıyorlar. Ama gündelik olarak insanların hayat hikayeleri, yaşadıkları, tecrübeleri, deneyimleri gibi hususlarda çok malumat bulamıyoruz. Çoğu zamanda milyonlarca insan yaşıyor ama çok azı yazıyor. Belgeliyor yaşadıklarını. Ama biz sözlü tarihle belgelemeyenlerin, yazmayanların tarihini kendilerinden, kendi ağızlarından dinlemiş oluyoruz. Buna canlı tarihler de deniliyor. Başka bir ifadesi sözlü tarihin. Ve özellikle Cumhuriyet dönemi tarihinin yazımında biz ileride çok daha anlamlı olacağını düşünüyoruz bu görüşmelerin. Çalışmalar 13 yıl boyunca devam etti. Sözlü tarih üzerine seminerler düzenlendi. Okuma grupları ve atölyelerle uzun dönemli programlar yapıldı. Yapılacak sözlü tarih mülakatları üzerine eğitimler verildi ve el kitapçığı hazırlandı. Son olarak da 150 kişi arasından kamuoyunun ilgiyle takip ettiği isimler belirlendi. Orhan Okay, Mahmut Kaya, Salih Tuğ, Semavi Eyice ve Oktay Hasan gibi topluma mal olmuş isimlerin yanı sıra bilinmeyen ancak bir döneme ışık tutacak Balkan göçmenleri, Kafkas göçmenleri ya da medrese okumuş kimseler de dinlendi. Bizim hedefimiz öncelikle Türkiye'de yapılmış sözlü tarih çalışmalarını bir veri tabanında toplamak ve bu veri tabanını bir web sitesi aracılığıyla bütün araştırmacıların, akademisyenlerin, kamuoyunun kullanımına sunmak. Aynı zamanda projenin ikinci öncelikli hedefi de tespit edilen en az 30 isimle bundan sonraki görüşmelere model olabilecek sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirmek. Sözlü tarih görüşmeleri sayesinde 1930'lu yılların Türkiye'sinden başlayarak bugüne kadar geçen dönem içinde Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal yaşantısı gözler önüne seriliyor. Projenin son ayağı tamamlandığında Türkiye'de bugün sayısı 10 binlere ulaşan sözlü tarih çalışmaları bir kütüphane ve web sitesi üzerinde bir araya getirilerek araştırmacıların kullanımına sunulacak.